Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Yeni Güne Merhaba. Günaydın Süper FM Süper Tesi dinleyicileri. Çarşamba gününden sizlere kocaman sevgiler, selamlar, merhabalar. Günaydın Zuhal'cim. Of, sabah sabah ne yedin ya, gene bir koku geldi. Gelmedim, al iki tane dana kuzu gömdüm. Valla bu ülkedeki hayvancılığı sen bitireceksin Mustafa. Valla daha tam bitiremedim de birkaç büyük baş, 3-5 küçük baş gözüme kestirdi. Bakın sizlere yayın yapabilmek için neler çekiyorum, duyuyorsunuz değil mi? Bakın sabah sabah ne yediği belirsiz bir adamla onun bu böyle pis pis kokularına maruz kalıyorum ben ya. Ya ne yiyeceğim Allah aşkına, pastırma gömdüm ya. Ya ne vicdansızsın, burada küçücük odadayız, en iki kere söyledik, konuştuk bunları ya. Ya pardon, konuştuk da kusura bakma arkadaşım, hani pastırma söz konusuysa her şeyden vazgeçebilirim ben. Al buyur işte. Beni en iyi Kayseriler anlar Zuhal, bak. Sevgili Kayseriler, lütfen beni yalnız bırakmayın. Lütfen. Geçen de Hataylılara yalvarıyordu. Ne yapayım? Hatay'da 3 gün kaldım. Adamlar sabah 8'de et yemeye başlıyorlar. Vallahi cennet gibi bir yer orası. Çok sevdim. Allah'ım doyur şu Mustafa'yı. Doyur, doyur. Amin. Doymadın. Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Elektrik gibi bir program yapacağız bugün. Cayır cayır. Oh, ne enerji depoladık be. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim, Barcelona'da yapılan teknoloji fuarı göstermiş ki bundan sonraki yaşamımızda sanal gerçeklikle yüz yüzeyiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış. Ya bunlar da sanal gerçekçilik falan ayağını bizi yiyorlar Zuhal. İşte teknoloji pis emellerine alet ediyorlar. Ne? Değil mi? Sen inanıyor musun sanal gerçekliğe? İnanıyorum tabii. İnanmıyorum ben. Neyine inanmıyorsun bakayım, söyle. Ya ne kadar gerçek olabilir ki Zuhal? Bak şimdi dinleyicilerimizin bana hak verecek bence. He. Ya dokanmadıktan sonra ne önemi var gerçekliğin? Senin kriterin dokanmak mı? E bir de dinlemek. Yani dilini değdiremedikten sonra ne önemi var gerçekliğin? Ya adamlar insan gibi robot yapıyorlar ya. İşte insan gibi dilini değdiremiyorsun ama. Sana kim zaten kendini niye şey yapsın, Mustafa değdirsin? Edin. Öyle deme ya, benim de meraklılarım var bence. Evet. Senin sözleşmede kaç lirayla serbest kalır yazdılar ya. Ben ödeyeceğim onu vallahi. Aşk bile. Olsun. Aşk. Bak robotlardan konuşamıyoruz ya. Ne yapayım, demir mi konuşalım ya? Bak düşünsene, benim yerime burada demirden bir şey oturuyor. Adı da Mustafa Katın. En azından onun kapama düğmesi olur. İstemediğim zaman kapatırım, ofuna basarım. Ya istediğin düğme olsun senin. Aha buraya bir düğme çiziyorum. Bak istediğin zaman bas kapanıyor. Açmayı unutma ama. Esah mı diyorsun? Esah'tan bas. Ah. Bzz, bzz, yine bekleriz. Aa vallahi zıt diye kapandı adam, gitti gözümün önünde. Gülmesene, kapandın sen. Tamam. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la süper sabahlar. Şu günlerde Murat Boz'un ideal Türk erkeği olduğu iddialarına ne diyorsun Mustafa? Vallahi her zaman böyle zor zamanlardan geçmişizdir Zuhal'cığım. Bence inancımızı yitirmemeliyiz. Geçecek bu zor günlerde, geçecek. Kıskandın mı? Ne oldu lan? Yani butona basıp neyini kıskanacağım? Böyle sağa sola dönmesini mi kıskanacağım? E niye, çocuğun evli yüzü düzgün sonuçta. Ben de fena değilim ama. Egosu da yok. Bende de yok ki. Bak sevgilisini dizi setinde 4 saat beklemiş. 10 saat olsa yine beklerim demiş. Ben de sevgili olacak hanımefendiyle burada 17 saat bekleme garantisi verebilirim. Hiç mırın kırın etmem. Peki bir çözümleme yap bakayım. Neden Murat Boz bu kadar ön plana çıktı son dönemlerde? E çünkü Acun'un programları çok izleniyor. Ama Murat Boz'dan başkası da olabilirdi orada. Ya Zuhal, bütün güzel yarışmacılara yazıyor adam. Ben burada iki dinleyiciye yazıyorum. Sen hemen ağzımı kırarsın yani. Evet, kırarım. Ama Acun kırmıyor işte ya. Böyle adam tatlı tatlı çocuğu oynuyor ekranlarda. İnsanlar da seviyor tabii ki. E sen de oyna o zaman tatlı çocuğu. Ben yapamıyorum Zuhal. Bir minnoş ol. Yani... Bu da şey gibi oldu şimdi. Hadi bakalım göster amcalara. Terbiyesiz, ben öyleyim de minnoş ol dedim sana ya. Bak göbeğimin fotoğrafını çekiyor. Ben adıma demediğini bırakmadın. İki dakika minnoş olamadım burada. Kedi miyim ben ya? Geçen gün miyavlıyordun. Sen bırakla bırakla. En iyisi bırakla sen. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Efendim, gün geçmiyor ki saçma sapan bir haberle daha karşınızda olmayalım. Tayland prensesinin Kamboçya'ya yapacağı ziyaret için 40 bin dolarlık tuvalet inşa edilmiş. Hayda, sırf prenses daha rahat diye mi bu tuvalet şimdi? Kim ya? Aynen öyle, havalandırması falan varmış baksana.
Sana bir şey diyeyim mi Zuhal? Söyle. O zaman bu kadın prenses gibi bırakmıyordur ha. Yani bak prenses gibi yiyip kral gibi bırakmıyor. Acaba gittiği ülke böyle tuvalet mi yaptırıyor? Vallahi rahat bırakmayacağı ülkeye gitmiyor demek ki. Can bir muhabbet oldu bu şimdi ya. Hiç sevmedim ben bu haberi. Geçelim lütfen. Aa, insanlar iyice çıldırmışlar. Dünyada o kadar aç insan var. Paraya muhtaç insan var. Gidiyorlar. Affedersin. Bir şeyine 40 milyon ya. Ay, o bir prenses. O bir prenses. Başların prensesine yani. Ama merak etme. Aynı şeyi yapmıyor bak, muyuz bak, yani? Prensesin. Nöbetçiler. İkimizi de alın götürün. Alın beni de götürün ya. Ben de saçmaladım. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Şu hayatta adası olan insanlar var Zuhal ya. Ama sen git bir pantolon al kendine. Kuru ne adası. Şu bayramlık ağzımı açtıracaksın ya. Sen akbilinde ne var onu söyle önce. Ne adasından bahsediyorsun? Yeğenin akbili kullanıyorum ben. Öğrenci basıyor kızlar. Yapmıyorsun değil mi öyle bir şey? Aa dolandırıcı bu. Çok yok yok Mustafa. Şaka 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 yaptım vallahi şaka. Öyle bir şey yapar mıyım ben ya? Ama bak sabah öyle kalkınca bir aklıma geldi. Hani benim de bir adam olsaydı diye. Hani. Ayranı yok içmeye, atla gider çeşmeye. Niye bak güzel olmaz mıydı adam olsaydı? Evet. Oturmaya gelirdi. Tabii canım. Ne yapacaktın peki oraya gelince? Sen bir adayı ne yaparsın? Vallahi kendi Survivor'ımı yapardım ha. Kim gelecek senin atın adana? Niye ya? Bak benim ünlü olsun, gönüllü olsun bir sürü arkadaş var. Seni mesela ünlüler takımını alırdım. Ha ben de çoluğumu çocuğumu bırakıp oraya geleceğim sanki. Onları da gönüllüler takımını alırdım. Kafaya bak vallahi. Ne güzel kafan var. Güle güle kullan. Yılmaz Morgül'ü de alırdım. Vallahi hiç yaşlanmazdım ben benim adam olsaydı. Bir şey söyleyeceğim. Seyrediyor musun Yılmaz Morgül'ü? Seyrediyorum. Çok seviyorum. Çok şeker de hiçbir oyunda oynamıyor. Peru'ndan mı acaba? Geçen gün kafaları tutmalı bir oyun vardı. Kafayı nasıl eğiyor gördün mü? Ay kıyamam ödüm koptu çıkacak diye. Bence yapıştırmam mı acaba? Bilmiyorum yani. Ama denize falan da giriyor nasıl? O bant herhalde. Denize çıkıyor. Giriyor mu? Hiç denize girerken görmüyorum. Kuru görüyorum onu. Bir tane kıza ne yaptı biliyor musun? Ne adını yaptı? Adını bilmiyorum bu ünlüler takımından. Kıza diyor sen diyor ne kötü kalplisin ne kötü kalplisin burada neler söylüyorsun seni söyleyeceğim reddedeceğim herkese falan dedi. Kız da diyor ki Yılmaz Bey lütfen söyleyin lütfen söyleyin ne yaptım diyor. Adam böyle yaptı. Söylerdim çok özür diliyorum özele giremiyorum. Ama herkes çekiniyor ya. Saygı duyuyorlar fakat bir şey söyledi geçen gün şaştım kaldım. Ne dedi? Ben dedi alışkın değilim böyle kavgalara falan. Bakın dedi beni profesörler Türkiye'nin 100 altın insanından biri seçler dedi. 100 altın insanı mı? Evet altın insanmış gold altın. Yılmaz Morgül. Hayır o değil de altın insan diye bir şey mi var? Ben ona var ona ben buradan bir ayar veririm şimdi. Vallahi onu bozdur bozdur. Peki Yılmaz Morgül altınsa sen ne oluyorsun Mustafa? Ben kendimi nitelendiriyorum. Kalay. Altının üstü ne var? Altın üstü bir şey olmalı herhalde. Altı üstü bir altın ya. Ne fark edecek ki? Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Genç kızların karateki. Lara Croft'u. Sağ aparkatı, sol kroşesi. Rakesi, balgoası, İtalyan pizzası. Oğlum balgoa değil o balgam gibi. Balboa, balboa. Allah Allah. Beni ha, balgoa? Ölecek. Balgoa değil. Rocky Balboa değil mi o ya? Hayır. Rakesi balgoası. Ben yıllarca onu balboa diye bildim. Yanlış mı bildim? Bir dakika canım. O Rocky Balboa birleşik. Ama bu Rocky ayrı, balgoa ayrı. Ha sen Rocky Balboa gibi tonluyorsun. Balgoa ayrı. Biliyorum. Balgoa şey değil mi ya şarkıcı? Onu da mı tutturamadım? Emlakçı, emlakçı. Hadi sor bakayım ilk sorumuzu. İşte ilişki durumu var. Önce adreslerimizi hızlıca hatırlatıyorum. Twitter adresimiz Zuhal'in günlüğü. Instagram adresimiz Zuhal'inki Zuhal Topal. Benimkini ben söylerim. Sana ne oluyor? Buyurun söyleyin o zaman. Evet Rize'den Fadime sormuş. Ne demiş? Benimki de Mustafa Kodan. Bir de Snapchat'imi hatırlatmam ya, lazım. Ya bırak Snapchat'ini şuraya bırak. Fadime diyor ki kocam cezalandırılmaktan hoşlanmaya başladı. Tadım tuzum kalmadı. Beli tutulduğunda sırtını çiğnerdim. Artık topuklu falan giyip çiğne diyor.
Ne yapacağımı şaşırdım. Senin kölenim ben diyor. Ne desem yapıyor. Ne yaptırayım? Aa, adım ayarı bozulmuş ya. Fadime Hanım, bence sizin evin direğini son kullanma tarihi geçmiş. Ya resmi adam bozulmuş. Ay yok, içinde olmayanı kimse bozmaz. Şifreli yayına geçmiş bu adam. Her türlü cezaya varım diyormuş ya. Ama bununla şimdi şikayet edecek ne var ki Zuhal? Hanımefendi ev işlerini yaptırsın, yemek hazırlatsın. Yani bilmiyorum, ben biraz sakat geldi bu durumlar ama. Mutfak iyi temizlenmemiş mi? Alacak o zaman kırmızı şırak diye bir atacak. Mustafa şimdi şırak diye bir atacağım ben bir fiske sana. İkinci tamam, soruya geç. Karabük'ten Gamze sormuş. Ha, ne ki, demiş Gamze? Erkek arkadaşıma Emir gibi yakışıklı, Kerem gibi sabırlı, Yaman gibi tutkulu, Çetin gibi çılgın, Efe gibi romantik, Ezel gibi karizmatik, Rahmi gibi masum, Polat gibi mert, Mete gibi aşık. Bunlar kim ya? Ben hiçbirini tanımıyorum oğlum. Kimden bahsediyor? Erkek arkadaşına söylemiş. Hepsinin böyle bir şey istiyorum diye. Anlamadı. Anlamadı yetmezmiş gibi bu kadar erkeği nereden tanıdığımı sordu. Sinir oldum. Ne yapmalıyım Zuhal abi? Gamzeciğim bak, birazcık gerçeklik katalım olaya, değil mi? Bak, gerçek hayattan karakterleri örnek alalım canımın içi. Evet ama olur mu ya? Kız da suç abi. O kadar adam ismi sayılır mı sevgilisine ya? Ayıp yani. Ben adamın yerinde olsam iki dakika durmam valla. Doğru söylüyorsun. O yüzden ne yapsın? Sadece sevgilisinin adını söylüyoruz. Kendine gel kızım. Öbür soruya geçelim. Geçiyorum. Florya'dan Sevim. Sevim'cim söyle. 17 yaşındayım. Erkek arkadaşım ismimi telefonuna Hamdi diye kaydetmiş. Niye diye sorunca, ilişkimize isim koyalım diyordun. Hamdi koydum diyor. Ben onun ismini ne diye kaydedeyim? Aklınızda bir melodi varsa onu da söyleyin. Valla daha güzel bir isim yok muymuş Mustafa ya? Böyle Kıvanç falan koysalarmış. Abi olur Sevim, bak erkeklerin en sevmediği şey karşılaştırmadır. Hem de Kıvanç'a bak, sürekli çaldırıp çaldırıp kaparsın bir de. 17 yaşında ilişkiye ne ad koyulur ki? Arkadaşlıktır onun adı zaten Sevim'cim. Dersini çalışacaksın, geleceğine bakacaksın. Aa şekerim, yapmayın işiniz gücünüz bunlar olmuş ya. Biraz kariyere odaklanalım lütfen. Ve genç kızların şampiyonu Zuhal Topal finişe gene birinci geliyor. Co-pilotum kadim arkadaşım Mustafa Kotan'la birlikte sağlıcakla kalalım. Kısa bir aradan sonra tekrar buluşalım. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Efendim kimler zengin oluyormuş bir inceleyelim isterseniz. Sarışınlar kumral ve esmerlere göre %7 oranında daha çok para kazanıyormuş. Ben hayatımda 3 şeyi bilirim Zuhal'cığım. Say bakayım. Sarışının adı, esmerin tadı, Kim Kardashian'ın... Vallahi billahi başımız derdi sokacaksın ya. Ya Kim Kardashian'ın gönlü diyecektim, ağzımdan suçlu. Hadi be zottirik. Sarışınlar neden daha çok para kazanıyormuş, sen onu söyle. Ne bileyim, sarışın bir havası oluyor ya. Hani mesela ben de sarışına daha çok para veriyorum. Nasıl yani, sen adam mı çalıştırıyorsun? Bazı akşamlar çalıştırıyorum. Valla kafana yiyeceksin mikrofonu ya. Ya valla şiddet var abi bana. Sus, lütfen. Sus cücük. Devamını okuyorum haberin. Ayrıca sarışınlar eşlerinden %6 oranında daha iyi gelire sahip oluyorlarmış. Mesela bak, aklıma ne geldi biliyor musun? Heh. Ben şimdi patronlara gitsem. Bu bizim büyükbaşlar var ya. İnsan maaşını veren insana büyükbaş der mi ya? Ne yapayım? Küçükbaş mı? Hakaret. İyi oğlum. devam et. Mesela patrona gittim. Desem ki ben küçükken sarışmışım desem. Mıyışıma zam yaparlar mı sence? Ben de karşıma almış seni. Ciddi ciddi dinliyorum. Ama ya, hakikaten ben küçükken sarışmışım ya. Şimdi pancar kırmızısın Mustafa. Ay ya da sabote edeceksin ya bölümü, dur. Çekici kadınların sıradan görünümlü rakiplerine göre zengin olma ihtimali ise %4 daha fazlaymış. Bana başvuran çekici kadınların zengin olma ihtimali %14'ten daha fazla. Zuhal ne verirse %10 fazlasını vereceğim. Ben bir şey vermiyorum. Ben araştırmayı okuyorum. %24 veriyorum. Yavaş. Çekici kadınlara bana gelin. Valla gazinomda astrolist yapacağım size. Gelmeyin kıza, gelmeyin. Gazozunuza ilaç atar bu. Ya niye kısmetimi kapatıyorsun sen? Ben genç kızlarımızı koruyorum Mustafa. Bak ben ilişkide korunmaya karşı değilim Zuhal'cığım. Gelsinler, beraber korunalım. Nöbetçiler! Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Kardashian ailesi atıldıkları her işte zirveye oturmaya devam ediyor. Ah, o zirve ben olaydım var ya. Of. Seni bir güzel gömerlerdi Mustafa. Olsun, canları sağ olsun. Ne yapmış bakayım icip yüz zıtlanlar? Kendall ve Kylie'nin mobil oyunu çıkmış. Oyun çıkar çıkmaz direkt en çok indirilen oyun olmayı başarmış. Bunlarda var ya, şeytan tüyü var ya, suyundan para kazanıyorlar resmen. Aynen, bak Kim Kardashian'ın da mobil oyunu varmış. Oynadın mı hiç? Aa, oynamam ya. Hatta sırf onun için büyük ekran telefon aldım. Bak küçüğüne sığmıyordu. Kim Jimin ki?
Mustafa bir söylenti var, duydun mu sen? Neymiş? Bunların evinde hiç koltuk yokmuş. E doğrudur ki. Gerek yok zaten. İstediği yan, istediği yere oturur zaten. Maşallah çek yat taşıyorlar arkalarda ya. Oo bak çek yat. Çekmeden yat. Her türlü giderleri var bunların. Ben bu şaka olayını duymamış olayım. Deli oğlan. Sıradaki haber, televizyonda oylama sistemi değişmiş. Artık jüri oyuyla halk oyu ayrı ayrı açıklanacakmış. Ya herkes komşusuna vermeyecek miymiş artık? Yok, sütçüye verecekmiş. Bak bu kuzey ülkeleri sürekli komşusuna veriyordu ya. Ben çok özeniyordum ona. Ha öyle bir komşum olsa diyordum. Ah bak bak, Moldova gibi, Beyaz Rusya gibi komşum olsa sırtım yere gelmez o. Hep üste çıkardım ben. Şimdi çağıracağım nöbetçileri ha. Tamam tamam, Estonya gibi komşum olmadı ya, lanet olsun. 35 yıl içinde dünyanın yarısı miyop olacakmış. Aa, aa, Letonya gibi komşum olsaydı var ya. Aramıza dön Mustafa, bırak Letonya'yı. Ukrayna, bul beni komşum. Mustafa. Emre Zuhal'cığım. Rahat, sağa bak, haber okuyorum. Emredersiniz Zuhal'cığım, buyurun. Dünya nüfusunun yarısının 2050 ne ya, 2050'ye kadar miyop olacaklarmış. Efendim o %10'u da kör olacağı iddiasıyla çalkalanıyormuş şu an ortalık. Sağda solda böyle laflar dolanıyormuş. Niye? Hep bu telefonlar, bilgisayarlar yüzünden. Bu da mı yorum yani? İsveç komşum olaydım. Yeter artık. Gerçekten nöbetçileri çağıracağım ya. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Efendim, yapılan bir araştırmaya göre iş yerinde pantolon giyen kadınların iş hayatında daha başarılı olduğu ortaya çıkmış. Peki mini etekliler ne kadar başarılı oluyormuş? Bilmiyorum, ona hiçbir şey dememişler. Bak mini eteği bitirme operasyonu bu haberler. Kanmayın kızlar, algımızla oynuyorlar. Senin algın oynak zaten. Zor, ben mini etek gördüm mü vallahi füze gibi kilitleniyorum. Minik zırtlan. Sıradaki haber, aşk insanın hafızasını bozuyormuş. Yalan. Bak ben aşklarımın Fitchard'ındaki her kıvrımını çok iyi hatırlıyorum. Onlar da seni hatırlıyorlar ama nereni biliyor musun? Göbeğini. E hatırlayacaklar tabii, az zeytin yedirmedim ben. Bilimsel göbeğine. Açıklaması da şöyleymiş efendim haberi. İnsan aşık olduğunda dopamin salgılıyormuş. Bu dopamin de hafızayı zortlatarak allak bullak ediyormuş. Ama bu da çok bilimsel oldu be Zuhal. Bilimden kulaklarım kanadı. Beğenmedin mi? Yo, bayıldım. Ya bu açıklama çıktısını alıp evimin duvarına asacağım. Peki şu habere ne diyorsun? İflas ettiğini açıklayan 50 Cent'in para içinde yüzdüğünü gösteren fotoğrafları başını belaya sokmuş. Ah, benim de başım öyle belaya girse var ya, para içinde yüzsem. Adamlar 100 dolarlık destelerle ben fakirim yazmış ya. Allah Allah, olacak şey değil, yüzsüzlüğe bakın ya. Paralar kartondandır bence. Yok yok, gerçek dolar, bak bayağı parası varmış adamın. Ya adamın adı 50 Cent, ne kadar parası olabilir? Oy, bu şakayı duymamış olayım ya. Ay ay ay. E şaka ay. Bizim işimiz. Bak zart diye gelir, zort diye yaparım, hiç sıkmam kendimi. Sevgili dinleyenler, geçmiş olsun hepinize. Mustafa Kotan'dan kurtulduk bugün de. Efendim çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Zuhal Topal'ın günlüğü burada bitti. Size güzel, keyifli, sağlıklı, huzurlu, trafiksiz bir gün diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.